Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. İster merkezi sistem olsun, isterseniz kombi sistemi olsun. Mobil sistem kullanılan petek ısıtma sistemlerinde şu şekilde bakın, mobil sistem kullanılıyor. Bunlardaki bu vanalar, her biri bir peteğe gidiyor. Birisi gidiş, birisi dönüştür arkadaşlar. Çift olarak çalışıyorlar. Herhangi bir peteği kapatmak istiyorsunuz buradan veyahut da bir petekle ilgili bir tamirat, tadilat yapmak istiyorsanız tek bir petek için, tek bir petek için bütün sistemi kapatmanıza gerek yok. Sadece buradaki vanaların hangi peteğe gittiğini bilirseniz, buradan kapatırsanız sadece bir peteği kapatarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi burada normalde döşenmiş arkadaşlar. Şöyle tesisat döşenmiş ama hangisi nereye gidiyor belli değil. Yatak odasına hangisi gidiyor, salona hangisi gidiyor, mutfağa hangisi gidiyor. Şimdi bir petekte işlem yapmak istersem o peteği nasıl bulabilirim? Öncelikle bunun hazırlığını yapıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz, işaretliyoruz. Lazım olduğunda pratik bir şekilde bunu kullanmak için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi buradan bir şablon hazırladık. Şöyle soldan bir gelecek şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane peteğimiz var. 7 tane vanamız var. Bu sıcak kısım arkadaşlar. Bu da soğuk taraf için. Yani burasıdır. Bazen burası karışabiliyor. Yani bunun karşılığı bu demek değildir arkadaşlar. Denk de gelebilir. Bazen bu burada olabiliyor. Yani bu sıcağı burada, soğuğu burada, soğuğu burada, sıcağı burada. Tesisat döşerken burası biraz karışık yapılıyor. Onun için bunun karşılığında hangisinin geldiğini de bulmak lazım. Sadece bunu kapatırsınız. Diğer taraftan, soğuk taraftan bu sefer su gelir. Onu önlemek için her ikisini de bilmemiz lazım. Yani her ikisi nereye gidiyor onu da bilmemiz lazım. Öncelikle sıcak tarafı yapacağız. Bütün vanaları kapatıyorum. Şu şekilde. Sıcak olan tarafın bütün vanalarını kapatıyorum. Yalnız bir tanesi açık kalıyor. Evet, bu açık kalıyor. Şimdi buradan başlayacağız. Sırasıyla bu vanalar hangi peteklere sıcak su gönderiyor onu bulacağız. Aradan 5 dakika geçsin arkadaşlar. Petekler soğusun. Sadece bu sıcak kalacak. Bunu direkt bulacağız. Sırasıyla açıp bulacağız inşallah. İlk peteğimizi tespit ettik. Bu petek orta kısımda bulunuyor. Bakın hiç alakasız. Yatak odasına gidiyor. İkinci peteğe geçeceğiz. Gene bunu açıyorum arkadaşlar. Şunu açıyorum, ikincisini. Bunu kapatıyorum. Bunu kapattım, bunu açtım. Daha sonra soğuk olan kısımları da bir de tekrar açıp kapatmamak için şimdi yapıyoruz. Evet, şimdi bu peteğimize bakıyoruz hangisidir. Yatak odasını eledik. Sırada 6 tane oda kaldı. Bakıyoruz hangisi. Evet, ikincisini de bulduk. Balkonlu oda. Şu ikincisi. Şuraya yazık. Balkonlu oda. Evet, şimdi ikincisini de bulduk. Şunu açıyorum, üçüncüsünü açıyorum. İkincisini kapatıyorum. Evet, şimdi bu şekilde bütün petekleri sırasıyla bulacağız. Evet, şimdi kırmızıları bulduk. Mavilere sıra geldi. Salonumuz zaten açık. Salon ki muhtemelen budur arkadaşlar. Şuradakidir muhtemelen. Bu açık kalıyor. Diğerlerini kapatıyoruz. Sadece birisini açık bıraktık. Diğerlerini kapattık. Buradaki kapalı olan tüm kırmızıları açıyoruz. Evet, şimdi bunlar hepsi açık. Bunlardan sadece birisi açık. Sırasıyla bu mavi vanaların hangi peteklere gittiğini bulacağız. Muhtemelen aynı sıra olur ama arada değişik kaçan varsa onu da bulacağız inşallah. Şimdi 5 dakika bekliyoruz. Petekler biraz soğusun. Sadece bu açık olan petek sadece sıcaktır. Diğerlerini sırasıyla burada yaptığımız yöntem gibi aynı şekilde burada da buluyoruz. Tüm vanaların hangi peteklere gittiğini bulduk. Buradaki yukarıdaki kırmızılarla mavilerin yeri şaşmamış. Birbirine paralel götürmüş. Buradan herhangi bir yeri değişmemiş. Onu da teyit etmiş olduk. Şu anda bu vanalar hangi peteklere sıcak su gönderiyor
Onu biliyoruz. Artık pipetekte işimiz olduğu zaman istediğimiz vanayı açıp kapatarak istediğimiz işlemleri yapabiliriz. Tabi burada petekleriniz soğukken bunları yaparsanız böyle daha pratik olur arkadaşlar. O yüzden bütün kapalı petekleri de açıyoruz. Burada petekler normalde sıcaktı. Tabi bu biraz daha peteklerin soğumasını bekliyoruz ki işlem yapabilirim. Böyle göründüğü kadar basit bir işlem değil arkadaşlar. Tek tek bunları yapmanız lazım. Bunlar hayati derecede önemlidir. Böyle basite almayın, aman ne olacak falan. Lazım olduğunda hemen bulamazsanız, örneğin bir yerde patlak çıktı, su bastı bir yeri, buradan hemen bulmanız lazım ki oradaki şeyi önleyebilmeniz lazım. Çünkü bu sadece ana vanayı kapatırsanız bu diğer peteklerdeki sular oraya gider. Yani kesinlikle bu vananın hangi peteğe gittiğini bilmeniz hayati derecede önemlidir. Öyle düşünüyorum. Şimdi buradaki şeyleri bulduk arkadaşlar. Böyle bantla, kol bandıyla. Burada su mu dökme ihtimali var. Çocukların yırtma ihtimali var. O yüzden şöyle kol bandı çekiyorum. Şu şekilde. Herhangi bir kalemle çocuklar çizmesin. Yaptığımız bilgiler değişmesin diye. Şöyle üstüne de bir kol bandı çekiyoruz. Şöyle güzel bir etiket oldu. 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşıp yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.